arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün yine arkadaşlar sizlerle Batman'den gideceğiz. Ne zamandır Batman çizgi romanlarından bahsetmiyordum. Efendim, bugün huzurlarınızda Batman'in 90'lı yılların sonlarında çıkmış olan ve gerçekten oldukça çok fazla beğenilmiş hikayesi No Man's Land'i masaya yatıracağız. Haydi bakalım, başlayalım. Evet arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım hepinizin sağlığı, sıhhati yerindedir diyerekten bugünkü programa başlıyorum. Şimdi geçtiğimiz aylarda eğer şayet izlediyseniz hatırlayacaksınızdır, sizlere Batman'in Cataclysm, Tufan adında bir hikayesini tanıtmıştım. Ne oluyordu o hikayede? O hikayede Gotham'da çok şiddetli büyük bir deprem olacaktır ve bunun üzerine taş üstüne taş kalmayacaktır. Ve tabii ki sonrasında taş üstüne taş kalmadığı gibi aynı zamanda hapishanelerdeki ve Arkham tımarhanesindeki bütün kötüler de bu vesileyle sokaklara yayılacaktır. Ve tabii ki ciddi anlamda bir kaotik ortam oluşacaktır. Ve bunun sonrasında Batman ve ekibi ortalığı toparlamaya çalışacaktır. Ve yine o videomda sizlere belirtmiştim, bu Cataclysm, Tufan hikayesinin devamı olan No Man's Land adında bir hikaye var demiştim. Ve işte bugün sizlerle o hikayeyi masaya yatıracağız arkadaşlar. No Man's Land. 90'lı yılların sonunda çıkmış olan harikulade bir hikaye, gerçekten okuyucular tarafından, aynı zamanda yine çizgi roman eleştirmenleri tarafından da tam not almış bir hikayedir No Man's Land. Ne oluyor No Man's Land'de? Şimdi diyeceksiniz ki abi zaten hani deprem olmuş falan filan olan olmuş. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bu No Man's Land'de hikaye tufan hikayesinin kaldığı yerden devam ediyor. Şöyle ki hikaye şu şekilde başlıyor. Devlet Gotham şehrindeki bütün halkı tahliye etmiştir. Ve onun sonrasında hani taş üstünde taş kalmadığı için oradaki kötüleri kendi haline bırakmıştır. Ve resmi olarak Gotham'ı en berbat yok olmuş bölge ilan etmiştir. Ve sonrasında tabii ki burada ne olmaktadır? Gotham bir nevi hani bu bizim Gotham'daki kötülere kalmış gibi bir şey oluyor. Bunun sonrasında tabii ki de bizim bu bildiğimiz işte Joker olsun, Poison Ivy olsun, efendime söyleyeyim Two-Face, Penguin olsun, bütün kötüler bağımsızlıklarını ilan ediyorlar Gotham'da. Yani herkes bir bölge kapıyor. Ondan sonra diyor ki bu bölge benim. Mesela Poison Ivy gidiyor bir tane park buluyor. O parkı işte sarmaşıklarla falan donatıyor, çiçeklerle donatıyor ve diyor ki bundan sonra burası benim bölgem, burası bağımsız bölgedir, Gotham'a ait değildir diyor mesela. Bunun üzerine devlet de hiçbir şey yapmıyor. Nasıl olsa biz halkı tahliye ettik Gotham'dan, bırakalım ne yaparlarsa yapsınlar, ne halleri varsa görsünler diyor. Ama tabii ki Batman'in içi cız ediyor buna karşılık. Yani içine sinmiyor bu durum, Gotham'ın geldiği bu hal hoşuna gitmiyor. Bunun üzerine tabii Batman işte bir yanına Komiser Gordon'u ve yine bildiğimiz o ekip arkadaşlarını alarak bu kötülerle olan mücadelesi anlatıyor bu No Man's Land hikayesinde. Ama dediğim gibi roller tamamıyla yeniden yazılıyor bu hikayede. İşte atıyorum mesela Penguin 200'de yani Two-Face ile beraber şey yapıyor mesela, yine saman altından su yürütüp onlar da yine Gotham'la ilgili bir takım sinsi planlar yapmaya başlıyor. Bane Lex Luthor tarafından mesela nasıl diyeyim işe alınıyor ve tamamıyla bir nevi hani Lex Luthor'un Gotham'daki ayak işlerini yapmaya başlıyor, öyle söyleyeyim. Hani mesela Lex Luthor diyor ki Bane'e, git diyor mesela Gotham Belediyesi'ndeki işte bilmem ne evrakların hepsini diyor yok edeceksin diyor. Bane de gidiyor mesela yok ediyor onları. Yani bu tarz böyle enteresan hikayelerin yer aldığı bir macera No Man's Land. Ve oldukça uzun bir hikaye tabii. Ha onun yanı sıra mesela Batman cephesinde de enteresan olaylar oluyor. Birazdan göstereceğim zaten. Mesela Huntress karakteri bu hikayede hiç kimseye sormadan kafası esiyor ve diyor ki ben bundan sonra diyor Batgirl'ım diyor mesela. Batgirl olarak karşımıza çıkıyor Huntress. Mesela bunu Batman falan da hiçbir şekilde hani onay vermiyor. Hatta onlara gidip sormuyor bile. Ama dediğim gibi Batgirl kostümü giyip diyor ki ben bundan sonra diyor Batgirl'ım diyor. Onun yanı sıra bizim bildiğimiz Batgirl mesela bir ara Batman olarak karşımıza çıkmaya falan kalkışıyor. Yani anlayacağınız No Man's Land böyle kaotik bir ortam içerisinde rollerin yeniden dağıldığı böyle acayip enteresan bir hikaye. Ve tabii ki spoiler vermeyeceğim ama hikayenin sonunda da gerçekten dramatik, üzücü bir durum oluyor.
Hani onu artık tabii söylemeyelim. Olur ya, ileride Türkçesi falan çıkar. Okursunuz. İyice de hani her şeyi söylemeyelim diyerekten isterseniz gelin şimdi masamıza geçelim. Ciltlerimize, sayfalarımıza bakmaya başlayalım ve bir yandan da sizlere hikayeyle ilgili bir takım bilgiler vermeye devam edin diyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, işte buradayız. Gördüğünüz gibi harikulade 3 tane cildimiz var. Batman No Man's Land bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3. Artık herhalde söylememe gerek yok. Tekrar tekrar söyledim ama yine de hatırlatayım. Bu ciltler arkadaşlar İngiltere bazlı Eagle Moss firmasının hazırlamış olduğu harikulade sert kapak ciltler diyerekten birinci cildimize geçiyorum arkadaşlar. Birinci cildimize geçtikten sonra şöyle biraz daha zoom yapayım. Böyle daha iyi yakından görebilirsiniz diyerekten. Evet. Kapağımı açmadan önce tabii ki arka kapağı da sizlere şöyle gösterdikten sonra şimdi kapağımı açabilirim arkadaşlar. Evet, kapağımızı açıyoruz ve yazarlarımız, çizerlerimiz arkadaşlar. Kimdir bu hikayede? Yazarlarımız Bob Gale, Greg Rucka, Kelly Puckett ve çizerlerimiz de Alex Maleev, onun yanı sıra Mike Diaro, Damon Scott arkadaşlar. Birazdan zaten göreceksinizdir, sayfa sayfa sürekli olarak çizimler değişmektedir. Evet arkadaşlar, No Man's Land. Köprüler yıkılmış, Gotham bir ada halinde kötülerle beraber bir başına bırakılmıştır arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi birinci sayfamız zaten şu şekilde başlıyor. Hell comes to Gotham City. Yani Gotham City cehennemine hoş geldiniz gibilerinden bir tabela var gördüğünüz gibi burada. Ve sonrasında burada askerleri falan görüyoruz. Dedim ya, devlet Gotham City'yi bir başına bırakmıştır. Ama tabii Batman bu duruma oldukça sinirlenmektedir. İçine sinmemektedir. Neden? Çünkü Gotham şehri Batman'in göz bebeğidir. Adam düşünsenize, orada doğmuş, büyümüş. Şirketleri var. İşte efendime söyleyeyim, yani parası bol. Yani o da tabii maddi olarak Bruce Wayne de ciddi anlamda kayba uğruyor bu olayla beraber. Ha, bir de şöyle güzel bir şey yapmışlar mesela arkadaşlar bu ciltlerde, daha doğrusu bu çizgi roman serisinde zaman zaman karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Gotham haritası çıkıyor ve Gotham haritasında bölge bölge renklendirmişler ve burada da o renklere mesela bakıp o bölgenin hangi kişiye ait olduğunu görüyorsunuz. Hani demiştim ya, bütün kötüler parsel parsel Gotham'ı böyle ele geçirip işte bu bölge benim diyerekten herkes bağımsızlığını ilan ediyor bu hikayede. O yüzdendir ki böyle ara ara, birazdan yine göreceksiniz, böyle haritalar karşımıza çıkmaktadır ve o haritalarda hangi bölge kime ait onu görmektesiniz. Yani anlayacağınız, burada zaten bir iç savaş da var. Yani kötüler de yine birbirleriyle savaşıyorlar burada. Daha fazla bölgeyi ele geçirme çabasına falan giriyorlar. Hikayenin başlarında Penguin'le Two-Face'i çok fazla görüyoruz. Ve sonrasında birazdan göreceksiniz zaten Bane abi devreye girecektir. Evet, burada gördüğünüz gibi çizimler oldukça sade gitmektedir. Birazdan ama çizimlerimiz gayet böyle can canlı bir hal alacaktır. Ve diyorum ya, sadece hani kötülerin cephesinde değil, aynı zamanda Batman'in cephesinde de mevzular tuhaflaşmaktadır. Yani birazdan yine göreceksiniz, Huntress mesela dedim ya, kendisini Batgirl ilan eder mesela. Batgirl diyecektir ki mesela, ben bundan sonra Batman, yani direkt demiyor bunu ama bunu ima edici bir takım konuşmalarda bulunuyor ve Batman olmaya çalışıyor. Onun yerini tamamıyla almaya falan çalışıyor. Ve bizim gariban Batman bütün bu delilerin arasında ortalığı toparlamaya çalışıyor. Ve işte görüyorsunuz yine bir tane harita ve haritada sürekli olarak arkadaşlar bölgelerde değişiklikler fark ediyorsunuz. Yani bir önceki haritada atıyorum burayı Joker eline geçirmişse, bir sonra bakıyorsunuz Joker buraya yerleşmiş, burayı işte atıyorum Batman tekrar kurtarmış falan. Kurtarılmış bölge halini almış falan. Yani böyle enteresan, acayip bir hikaye. Zaten güzel tarafı diyorum ya, Batman'e ne koysan gidiyor arkadaş. Yani düşünebiliyor musunuz? Deprem üzerinden adama hikaye yapıyorlar ve o hikaye müthiş derecede güzel bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu Superman'e yapsan mesela, Spider-Man'e yapsan gitmez abi bu hikaye mesela. Bu kadar güzel olmaz. Ama Batman işte. Ne koyarsan koy, güzel gidiyor adama. Evet, burada gördüğünüz gibi arkada bir Two-Face çizim var arkadaşlar. Burada Komiser Gordon. Ve Komiser Gordon da tabii bir yandan devletle sürekli olarak irtibat halindedir. Sürekli olarak devletin gelip Gotham'ı yeniden adam etmesi için yardım istemektedir. Ama tabii bu zor olacaktır arkadaşlar. Evet, ikinci cildimiz, arka kapağı da göstereyim, ondan sonra göstermeyi demeyin. İkinci cildimiz arkadaşlar şu şekilde şöyle kadraja oturtalım.
Yine bu ciltte de yazarlar ve çizerler aynı kişilerdir. Burada gördüğünüz gibi bir Bane vardır arkadaşlar. Bane'in önünde de Batman var. Ve dediğim gibi Bane Lex Luthor'un maşasıdır burada arkadaşlar. Lex Luthor Bane'e, bakın yine bir harita var burada. Lex Luthor Bane'e der ki git der, belediyedeki bir takım evrakları yak der. Bunun da sebebi arkadaşlar, aslında burada Lex Luthor bu hikayede baş ana düşmandır. Yani çok fazla gözükmez ama ana düşman odur arkadaşlar. Bane'e o evrakları yaktırmasının sebebi de Gotham'ı ele geçirmeye çalışmaktadır Lex Luthor. Yani o evrakları yaktırıp sonra bir takım sahte evraklarla çıkıp bu bölgeler benim diyecektir. Ve hatta devlete de bir yandan der ki ben işte Gotham'ı yeniden inşa etmek istiyorum der. Şu kadar para yatıracağım falan der. Yani anlayacağınız Lex Luthor bu hikayede Gotham'ı ele geçirmeye çalışmaktadır içten içe. Bakın burada Batgirl Huntress'i görüyorsunuz maskesi bir şekilde. Ama sonradan yine tekrar Huntress olarak karşımıza çıkıyor bu ablamız. Ve bu şekilde hikaye devam ediyor arkadaşlar. Ve hikayenin sonunda da zaten çok ciddi, trajik, dramatik bir mevzu oluyor. Artık onu da tabii söylemeyeceğim. Sonuçta size söyleyeyim, iyice de her şeyi söylemeyelim yani. Olur ya, yarın bir gün Türkiye Türkçesi falan çıkar, okursanız şayet hevesiniz kaçmasın. Burada gördüğünüz gibi Poison Ivy yine bir parkı mesken edinmiş. Orada bağımsızlığını ilan etmiş. Clayface'le beraber ortalığı böyle sarmaşıklarla falan donatmış. Enteresan bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani anlayacağınız gerçekten Gotham hiç olmadığı kadar kaotik bir şekilde darmadağın olmuş. Bakın burada Bane yine ortalığı karıştırıyor falan vesaire. Bu şekilde giderken geliyoruz 3. cildimize arkadaşlar. 3. cildimiz de burada arkadaşlar. Arka kapağını şöyle gösterdikten sonra sayfalarını çevirmeye başlayabiliriz. Bu hikayemizde yanlış hatırlamıyorsam yazarlarımızdan biri çıkıyor ve çizerlerimiz daha fazlalaşıyor. Yazarlarımız yine Greg Rucka, Devin Grayson, onun yanı sıra 1, 2, 3, 6 tane de çizerimiz var arkadaşlar bu ciltte. Bu arkadaşlar ciltlerin içerisinde sadece Batman'in o dönem çıkmakta olan sayılarının yanı sıra yine Batman bazlı çıkan diğer serilerin de bu hikayeyle alakalı sayıları mevcut. Bunu da buradan dipnot olarak belirteyim. Yani Catlease'inle beraber bakacak olursanız bu hikaye toplamda 5 ciltten oluşuyor arkadaşlar. Amerika'da bunun çeşitli türlü ciltleri çıktı. Hatta şimdi Omnibus'u çıkacak. Hani merak ediyorsanız şayet Amazon'a bakabilirsiniz. Orada şu anda ön siparişte. Almak isteyen varsa alabilir diyorum. Dedim ya, hikaye oldukça beğenilen, tutulmuş bir hikaye. Eleştirmenler tarafından da oldukça yüksek not almış bir hikaye. Gerçekten sağlam, okuması eğlenceli, zevkli, hoş bir hikaye. Bayağı bir merak uyandırıyor sizde. Evet arkadaşlar, daha fazla sayfalarımızı çevirmiyorum. Çünkü sonlara yaklaştık. Çok da fazla çevirip iyice spoiler vermek istemiyorum sizlere. Ama en azından Lex abiyi şurada şöyle bir göstereyim. Lex Luthor'u gördüğünüz gibi. Sonlara doğru kendisi sahneye çıkacaktır. Ve hikayenin sonunda trajik, dramatik bir mevzuyla bitecektir hikaye diyerekten bugünlük bu kadar diyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Üye değilseniz hala üye olmayı unutmayın. Ve şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.